çiçek bir böcek size konuk gelecek. Hayata dair ne varsa konuşup dertleşecek. Üç çiçek bir de böcek, üç çiçek bir de böcek, üç çiçek bir de böcek, üç çiçek bir de böcek. Başladık. Vallahi heyecanlıyız ikiden. Jenerik müziği güzel. Siz neyle oraya da? Birazcık olsun. İlk programa nazarlık başladık. Nazarlık olsun o. Evet. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Radyo Remix stüdyolarındayız. Ben Nergis. Ve tabii ki sevgili Yasemin. Evet. Ben Nehir Nagihan. Üç TV kanalına da hoş geldiniz bu arada. Evet. Radyo Remix'e herkes hoş geldi. Ben de Rasip evet. Bozulu. Üç çiçek karşımda, bir böcek burada diyerek evet. Programımıza başladık. Jenerik müziğimizi daha sonra arada bir dinletiriz. Tabii mikrofonları kapatmak zorundayız o zaman. Tamam. Ezberleyeceğiz yakında zaten. Sanırım bizler de söylemeye gayret edeceğiz. Evet. Dinleyicilerimiz de umarım ezberleyecektir. Ben çok kısa kalacağım. Bunu baştan hemen söyleyeyim. Programın gerisi sizde olacak. Merhaba diyoruz. İlk programla beraber dolu dolu bir iki saate yakın zaman geçirecek sevgili dinleyicilerimiz ve 3TV.tr izleyicileri. Evet, Radyo Remix sayfalarından da bizleri izlemeye devam edecekler. 3TV.tr sayfalarından da bizleri izlemeye devam edecekler. Tabi bu arada şartlarımız var. Şartlarımızdan birilerimiz bahsetsin. Evet. Nergis'cim sen de açılışı yapayım o zaman. Evet. Şimdi önce... Açmadım. Şimdi önce tabii ki programı... Programdan biraz bahsetmek istiyorum ben. Öncelikle tabii ki bu programda neler olacak? İlk günün heyecanını mazur görün. Bugün olacak yani. Bazen arada böyle heyecanlanacağız. Sohbet edeceğiz. Hayata dair, zaten jingle'ımızda da duyduğunuz gibi hayata dair ne varsa bu programda olacak. Konuşacağız. Hayata dair ne varsa konuşacağız. Öyle söyleyeyim sevgiden tekrar. Sevgiden bahsedeceğiz, vefadan bahsedeceğiz. Evet. Bahsedeceğiz. Yeni yıl geliyor, ondan bahsedeceğiz. Hediye alıp verebiliyor muyuz? En son kime hediye aldık, ondan evet. Bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz. Astrolojiden bahsedeceğiz tabii ki. Evet. Bir de ben şöyle bir şey, öncelikle teşekkür ediyorum Rasi, sen ve kıymetli arkadaşlarıma. Çok güzel bir stüdyo ve ben ilk kez katılıyorum değil mi Radyo Remix? Evet, evet, evet. Radyo Remix'in programına. Böyle bir projeyi birlikte yapabilmek benim için çok büyük bir onur. Teşekkür ediyorum. Bizim için de öyle. Teşekkür ediyoruz. Şimdi teşekkür ederiz. Şartlarımızla derken ben şunu kastettim. Şimdi 3TV.tr sayfasını Facebook'tan beğenecekler. Evet. Instagram'dan beğenecekler. Instagram adresi nasıl senin? Yine 3TV.tr olarak. 3TV.tr tabii. Olarak. Radyo Remix sayfasını beğenecekler Facebook'tan. Aynı zamanda yine Instagram'dan, Facebook sayfasından beğenecekler. Şu yayının altına isimlerini, soyadlarını yazacaklar. Evet. Fikirleri varsa onları yazacaklar ki arkadaşlarımız sen ve ben takip edemeyeceğim ama evet. Sizler takip edeceksiniz ve paylaşımları yapacaklar kendi sayfalarından. Herkese açık bir şekilde. Herkese açık bir şekilde paylaşımlarını yapacaklar sayfalarından ki hediyeleri kazanma şansını kendilerine yaratsınlar. Evet, bu arada bildirimler geliyor sanırım. Evet, bir şeyler evet. Yavaş yavaş başladı. Ben de hemen sessize alayım dedim. Alma sessize kalsın, hiç sorun değil. Çünkü sessize kalırsa belki dalarız, dalgınlığımıza gelir, yazılanları es geçebiliriz. O da var, doğru. O yüzden sessizde kalmasın, o bizi uyarsın bir şekilde. Bunları yapacaklar öncelikle. Bunları yapanlar da program sonuna doğru ya da program sonrasında hediyelerini kazanma şansını kendilerine yaratacaklar diyoruz. Ama şartımız en başta herkese açık şekilde... 3TV.tr ya da Radyo Remix'in yayınlarının paylaşılması evet. Kendi sayfalarında diyoruz. Ben noktayı kesinlikle. Koyuyorum. Eklemek istediklerinizi de sizlerden duyalım, dinleyelim. Evet. Ayrıca da bu gece ya da bir sonraki programla alakalı bilgi de verelim isterseniz. Pazartesi ve cumaları olacak bu programımız. Bu akşam biraz geç başlamış olabiliriz heyecanımızdan. Evet. Biraz da hani nasıl yapalım, nasıl edelim diye. İlk olmanın verdiği telaş. Evet, aynen öyle. Normalde 20-22 arası olacak programımız.
Hangi konulardan bahsetmemizi istediklerini düşünüyorlarsa ya da fikirleri vardır konuştuğumuz konularla ilgili hemen yayının altına paylaşabilirler. Hı-hı. Ya da yorumları olabilir ya da fikirleri olabilir ya da bizi yönlendirebilirler. Onlar da söylemek istediklerini özgürler kesinlikle, diyoruz. Tabii kesinlikle. Tabii hani okuyabileceğimiz tarzda da yazmalarını tabii, rica ediyoruz. Yoksa öbür türlü sadece yorum yapmış falanca kişi deyip geçmeyelim. Aynen. Fikirlerini gayet net aktarabilelim. Evet, usturuplu bir şekilde bekliyoruz diyerek. Çünkü evet, özgür bir ülkeyiz ama yine de yayıncılık ilkelerine uyalım istiyoruz. Evet, aşırı özgür değil tabii ki. Bu arada tabii programın adı Üç Çiçek Bir Böcek, yani onu öyle, ama tabii ki Uğur Böceğimsin sevgili Rahat abi. Yani canım, onu da ekleyelim yani, yani bizim Uğur'umuz. Onu biliyorum, evet, onu biliyorum. Bu arada bu güzel... Yayınlarımızda da onu zaten gayet evet, net belirtmişsiniz. Güzel bir jenerik vardı. Canlı canlı. Onu da belirtelim. Yani biraz da esprili olsun istedik aslında. İzlemişlerdir sevgili dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Evet. Çünkü üç tane çiçek var diyorum karşımda. Güzel. Burada da ben hiç oturmamıştım. Gerçekten. Onu da söyleyeyim. Evet, bugün İlk defa burada oturuyorum. Konuk koltuğu. Sen konuk koltuğumuz normalde genelde buradasın evet, aslında abicim ama bugün öyle oldu. Aynen. Üç çiçek, Nergis, Yasemin, onlara hayat veren nehir diyoruz. Evet, çok, evet, ya çok da uygun evet, programı. Aynen, aynen. Aynen, o şekilde de isim kendiliğinden zaten ortaya çıkıverdi. Ne koyalım deyince bir anda bu aklımıza evet, geldi ve koyduk geçti. Tabii ki formatın format, bu güzel format kimin aklına geldi? Sevgili Nehir'in aklına geldi. Aslında hani düşünüyorduk, konuşuyorduk da yani aslında hani yapsak uygulamaya mı geçişi böyle bir program ya da ne yapabiliriz diye düşüncelerimiz vardı. Sohbetlerimiz de oluyordu. Fakat Nehir bir anda geldi, bir anda böyle evet geldi. Şimdi tabii ki her şeyi konuşacağız dedik bu programda. Müzik de olacak tabii. Arada sizlere şarkılar da dinleteceğiz. Belki biz de canlı canlı söyleyeceğiz. Yani pazartesi ve cuma. Senin güzel sesinden dinleriz. Bu akşam olmasa bile. Takipçilerimiz. Evet, bu arada tabii, tabii ki istekleriniz evet, olursa biz şu şarkıyı dinlemek kısa kısa istiyoruz. Arada işte olur, hadi bakalım bir sohbeti bitirin de bize şu şarkıyı hani armağan edin gibi istekleriniz olursa seve seve tabii ki. Liste önümüzde açık şu anda. Ben burası da zormuş abi, yani onu da söyleyeyim, teknik masa. Ya. Yani şey şöyle ya, bir şey. Normalde hani tabii ki radyo yayınlarımızda teknik masa bizim. Yani her türlü işte şarkılarımızı seçiyoruz, koyuyoruz, yayınlıyoruz. Konuklu olunca biraz yapıyoruz, zorlaşıyor diyelim. Konuklu olunca tabii çok evet, daha farklı. Abicim seni şimdi çok daha iyi anlıyorum. Teşekkür ederim. Her tarafa böyle bakman gerekiyor. Orası beni sıkıştıran nokta. Yani böyle sen sıkış. Kulak, göz, kesinlikle böyle hiçbir şey kaçırmaman gerekiyor. Hakikaten hemen şöyle bir gözlerimi kırpıştırıp ayılayım ben. Çünkü heyecan bir geçsin. Evet. Tamam, o tatlı heyecan geçsin. Şimdi her şeyi konuşacağız dedik bu programda. Müzik olacak dedik. Az önce tabii ki ama yine de vakit bulabilirsek bazı şeylere. Yani tabii, tabii, illa bu akşam bütün hepsini birden konuşup bitirelim yok, tabii, diye tabii, bir olayımız şey yok yani. Tabii biz hayata dair ne varsa yaşananlar. Evet. Ki hepimiz ortak yaşıyoruz, hı-hı, bazı şeyleri. Evet. Acılarda ortağız, sevişlerde ortağız, evet, kaybedilişlerde ortağız. Değil mi? Bu tür şeylerimizi evet, hep aynı şekilde birlikte yaşıyoruz. Evet. Yani bütün duygular ortak oluyor, hı-hı, o zaman zaten. Bu yüzden de bu ortakla ortak olmak isteyen hı-hı, herkese de mikrofonumuz açık diyelim. Evet. Canlı yayınlarımız açık, kapımız diyelim. Kapımız açık hatta. Çünkü konuk açık da alacağız. Evet, yani evet, konuk zaman olmak zaman isterseniz programımızda. Konuk da alacağız. Seve seve. Evet. Ben başka bir konuya açık değinmek tabii istiyorum. Şimdi ekranlarımızda gözüküyor. Canlı yayınımızda masamızın üzerinde de bazı ürünler evet, var. Evet, malzemeler var. Evet, biz dostlarımıza böyle bir program yapacağımızdan bahsettiğimizde nasıl destek olabiliriz dediler, sağ olsunlar. Ama çok da ilgi gösterdiler. Çok, evet. Hatta bir kısmını bir sonraki programa bıraktık. Yani. Evet, evet, evet. Programa evet, bıraktık. Ürün yerleştirme yapabiliyoruz. Birazdan göreceksiniz tabii. Belki de Türkiye'de yapılmadı, dünyada yapıldı ama bir televizyon ve radyo kanalının ürün yerleştirme ile birlikte ortak programı ben bilmiyorum ama siz belki biliyorsunuz. Sanmıyorum ama dizilerde ürün yerleştirmeler var, yapılabiliyor. Evet, var ama bir radyo ve aynı zamanda yine tabii ki kanalınız üzerinden yine tabii ki evet, televizyonda ben çok denk gelmedim. Olabilir, olabilir. Şimdi hemen bir şey söylemek istiyorum. Canlı yayınlarda biz alışığız tabii ekranda hı-hı, olunca. Mustafa Altındaş
hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş hepimize. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Notlarınız oldukça da ben ara ara okumak isterim. Nergis'in söz sende. Evet. Şimdi tabii ki bizim sağ olsun dostlarımız dedin. Yine aynı şekilde firmalarımız da sağ olsunlar desteklediler programımızı. Sponsorlarımız var ve her hafta da olacak sponsorlarımız. Bu hafta da yine yılbaşı öncesi programı olduğu için de bu hafta da yine böyle dolu dolu sponsorlarımız var. Sponsorlarımızdan söz etmek istiyorum ben. Tabii burada yine sponsorlarımızın bizler için ayırdığı çok teşekkür ediyoruz. Değerli ürünler var tadacağız yine tabii ki tanıtımlarını da yapacağız. Şöyle bir notlarımdan bakacağım unutmamak için. Nasip Pide çok teşekkür ediyoruz. Saracoğlu Caddesi numara 47'de Nasip Pide. Telefon numarasını da iletmek istiyorum ben 545-4020. Hakikaten yani harika. Tek kelimeyle nasıl diyeyim? Söyleyebilecek çok lezzetli gerçekten. Lezzetli diyorsun da kim inanacak? Evet, kim inanacak hemen şöyle hani bir tadına bakalım. Birlikte rahatsız edeceğim. Bakalım şöyle. Evet. Top gelmiş. Yine tabii ki tabii bize da gönderdiler. Çok teşekkür ediyoruz Nasip Pide'ye. Hemen şöyle bir. Güzelliğine bakar mısınız? Ya. Şöyle bir uzatayım elden şöyle bir. Evet. Bu arada tabii ki. Ben şöyle alıyorum. Ben de bir parça alayım. Nasip Pide'ye çok teşekkür ediyoruz bu arada. Evet, Nasip Pide'ye çok teşekkür ediyorum. İlk kez böyle bir şey ya da radyoda. Ben hediyesinden hemen söz etmek istiyorum. Tabii ki Nasip Pide'nin sponsor olarak, bu akşam sponsor olarak ki sonraki günlerde de olacaklardır eminim kendileri. Hediyesi iki kişilik pide menü veriyor Nasip Pide. Çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz adına da çok teşekkür ediyoruz. Ve tavsiye ediyoruz. Ve kesinlikle ben konuşuyorum. Az önce ben zaten yemiştim. Burada kumanda masasında olacağım diye yemiştim. Sonra alırım ben. Yedim yani. Tadına baktım. Zaten her zaman da söylüyorum. Teşekkürler Nasip Pide. Kesinlikle harika. Gerçekten elinize, emeğinize sağlık. Muazzam bir lezzet. Aynen öyle. İki kişilik pide menü. İstediğiniz bir pide çeşidini yiyebilirsiniz. Hediye etti. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki hemen ne yapmanız gerektiğini ben bir kez daha yinelemek istiyorum. Şu anda izlediğiniz canlı yayınları kendi sayfalarınızda herkese açık olacak şekilde ama bizler buradan çekiliş esnasında onu görebiliyoruz. Hani kimler kapalı paylaşmış ya da kimler herkese açık paylaşmış onu görebiliyoruz. Onu rica ediyorum. Hediyeyi kazanmak istiyorsanız herkese açık şekilde şu anki izlediğiniz canlı yayınları kendi sayfanızda paylaşmanız gerekiyor. Artı yine tabii ki izlediğiniz canlı yayının altına adınızı ve soyadınızı lütfen iletin bize. Bizler bu arada pazartesi karar vermiştik. Çekiliş için bu bir iki gün hemen. Pazartesi günü saat 12'ye kadar paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Aceleniz yok, acelemiz yok. Pazartesi saat 12'ye kadar paylaşımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Pazartesi akşamki programda da çekilişi gerçekleştireceğiz. Şimdi ikinci... Tabii, en mantıklısı bu. Evet, sponsorumuzdan söz etmek istiyorum. Mrs. Lin Aksesuar. Akıncılar Mahallesi Zafer Caddesi Çobanoğlu yan karşısında Aylin Saygılar hanımefendinin bir firması ve gerçekten takıları mükemmel, çok kaliteli. Uğramanızı tavsiye edebiliriz. Ve hediyesi de bir adet broş verecek. Çok hemen teşekkür ediyoruz. Broşu da gösterebiliriz şöyle bir kameraya doğru. Ben buradan doğru. Daha yakınım. Evet. Şöyle bir hemen broşu da gösterelim. Aa çok güzel. Evet. Yeni yıla özel. Şöyle göstereyim. Bir Noel Baba. Evet, kesinlikle broşumuz var. Çok teşekkür ediyoruz Mrs. Lin Aksesuar'a da. Ve yine ben üçüncü firmamızdan söz etmek istiyorum. CC Butik Bayan Giyim üzerine. CC Butik. Akıncılar Mahallesi Zafer Caddesi numara 1 Taksim 1A'da. Hediyesi de bir kazak. Yine hemen tabii ki bayan giyim olduğu size. İçin. Bir daha. Bir, çok güzel bir kazak gerçekten. Ah keşke bana çıksa ama tabii ki öyle bir şey mümkün değil. Yayını yapan biziz. Hızını bu arada teknik ekibe de sormak lazım. İyi gösteriyor muyum ben bunu? Teknik ekip ne diyor acaba? Evet. Teknik ekibimiz ne durumdayız? Okay, bir bilgi alabilir miyiz? Evet, harika. Çok sevindim. Tamam. Nergis'cim hızını kes
gitmek rica istemiyorum. Ben bayağı aldım böyle evet, gazı gidiyorum evet, yani. Bence şu sıra güzel bir müzik koyalım çünkü sürekli reklam olunca bir de şey şu kazak çok hoşuma gitti. Acaba bize de ya oluyor işte, mu olmuyor mu bilmiyorum ama. Olmuyor işte. Öyle olmuyor mi? Maalesef şimdi bizler çekilişi de belki merak edecektir dinleyicilerimize. Ben şu an paylaşıyorum da programı. Hemen onu da söyleyeyim. Çekiliş internet ortamında gerçekleştiriyor özel bir programla. Herkese açık şekilde paylaşanlar arasından isimler belirleniyor. Kendi sayfalarında isimler belirleniyor ve otomatik olarak online. Bizler o şekilde online olarak evet çok yaşa Yasemin'cim. Sen de istiyorsan birazcık pırıl pırıl giyinmişsin. Evet biz birazdan zaten hadi bakalım ben çünkü böyle beni tanıyanlar bilir böyle bir insan değilim ben. Şu anda heyecandan böyle kasım kasım kasılıyor gibi. Birazdan ben çok rahatım. Benim de karşımda rahat. Ben 10 dakika kalıp gidecektim ve sürekli. Yok geçti. Benim de karşımda Rasi Pozul var ya heyecanlanıyorum işte. İşte ya da. Yok canım yapmayın. Adı üstte karizma olunca yani. Doğru söylüyorsun. Oluyor. Bir tane daha söyleyip mi geçin? Rasi Pozul olunca biliyorsunuz benim ona hayranlığım ve sevdiğim başka. Evet. Yani rica yok. Benim önüme geçmeyin. Teşekkür ediyorum. Şimdi o zaman istek var mı? Bir bakalım notlarımız var. Ya, evet takip edelim değil mi? Hemen bakıyorum. Evet hemen bir bakalım. Program. Tabii hediyeler bu kadar kısıtlı değil. Ben de bu arada konuşmuş olayım değil, tekrar. Evet. Tabii ki, daha çok, tabii ki devam edecek. Daha çok firmamız da var. Bilmiyorum oradaki sıralaman nasıl gidiyor senin ama ben hemen şuradan bu hediyeyi göstereyim. Evet. Efendim, Derin Elektronik. Derin Elektronik hediyesi. Hemen ekrana doğru gösteriyorum. Kablosuz ateş ölçer. Hani sen kazak için demiştin ya, ben de bunun için söyledim. Bana çıksın. Ben de yok öyle bir şey. Gerçekten. Rasim evet. Bize bir şeyler vermiyorlarsa sırf senin yüzündendir bence. Olmaz. Olmaz. Önce dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz. Maalesef evet. Biz alamıyoruz. Evet, böyle de bir şey var. Bence şöyle bir Bankalar şey. Caddesi'nde Bulur Mandıra karşısında. Hemen onu da belirtmiş olalım evet. Ama benim aslında şimdi bunu yedim çok lezzetli harika nasıl pideye teşekkür ediyoruz. Evet. İki kişilik evet. Pide menüsü armağanı olacak. Var. Şeyde gözüm kaldı. Çikolata da mı? Evet bon işte gel. Yani ona geleceğim. Sırayla geleceğim. Evet, hadi göz katıyor şimdi, bana. Ye beni diyor. Bogel diye bir işletme var ve zaten tam tamına benim evimin karşısında. Ve ben böyle... Senin evin neredeler? Gipsi seyir. Evet o. Bu evin karşısında. O evin karşısında. Bildiğin böyle evi de adresi de bildiğin şey yapmış olduk. Neyse hiç önemli değil. Harikasın. Karşısında bunu niye söylüyorum? Tabi camdan o çikolataları görünce böyle atlayasım geliyor bazen. Evet, dayanılmaz. Bogel'e çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem gerçekten. Var. Herkes için geçer. Bir de mutlu ediyor. Şöyle evet. Söyleyeyim. Aynen. Şöyle mi göstersin? Ben teknik ekibe bir seslenebilir miyim? Teknik ekibimiz. Evet teknik ekip. Evet. Ama nerede, çikolata, tadımlı şey çikolatalarımız efendim teknik. Bunlar. İsim aldık mı? Şöyle. Telefonda yazıyor bazen. Teknik ekipteki arkadaşlarına şöyle gözüküyordur herhalde. Sevinirim. Ya fazla da göze sokmayayım istiyorum ya. Hani can var, can var. Canan var. Nasıl canım açılıyor mu? Bir bakayım ben. Çok güzel gözüküyor. Evet. Harika. Evet. Ben de açamadım. Bitter türü var mı orada? Vallahi şimdi bilemiyorum. Açınca belli olacak. Açar mısın? Şimdi bu gelden söz ediyorduk ki ben hemen o muhteşem çikolataları yapan elden söz edeceğim. Sezin Bahçıvancıoğlu hanımefendi. Sezin Hanım yapıyor çikolataları. Teknik ekibimiz. Ve şöyle söyleyeyim. Çikolata kutusu. Açamadık da. Birebir el yapımı çikolatalardır. Belçika çikolataları. Ve tabii ki bu arada özel harmanlanan kahveler de var. İçtim bu arada Rasim Bozulu dayanamadı açmaya gidiyor kutuyu. Evet gidiyor. Çikolatalar gitti eyvah. Orada bitecek şimdi o çikolatalar. Şimdi hakikaten lezzetin en özel noktası diyebilirim Vogel için. Hemen adresi veriyorum. Ortaç Sokak numara 2 Taksim B Sefa Kavşağı'nda Yeni Hastane Caddesi'nde. Efendim Vogel sizleri bekliyor. Kesinlikle uğrayın.
Ve bir de neydi onun adı ya? Ay işte bak benim. Nerede getirdim ama bir şey soracağım. Ha kruvasan, kruvasan. Allah diyorum ya. Böyle bir kruvasan yemedim yani. Ben bitter istiyorum, bitter. Benim tarzım bu. Bitter var mı içinde? Bilmiyorum. Gitti çikolatalar. Bitter. Çikolatalar gitti. Yani ters köşe gelirim. Geldi. Misafirperverliğimizi çok de sevindim. Gösterelim işte TR'ye. Evet. Beni bugün ağırlıyorlar. Şu bitter olabilir gibi geldi bana. Çok iyi. Evet kesinlikle Ortaç Sokak numara 2 Taksim B Sefa Kavşağı'nda olan efendim bu gele kesinlikle uğrayın. Sizin hanımın o lezzetli ellerinden. Belki sonra yesin. Evet. Yok ben alacağım ya. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir saniye. Ben radyoya çok alışık değilim. Televizyonda biz nasıl rahat oluyorsak. Alabilir miyim? Öyle rahat. Rahatsızlık buraya 55 kilo girip 3 ay sonra 70 kilo olarak çıkardım. Şey ben oldum zaten. Ona bir şey diyemem. Ya bir de insan seçemiyor yani. Hangisini? Al hayatım bir tanesini. Diye. Ver gerisini ben yiyeceğim çünkü. Teknik ekipte halo. Vallahi hiç ses vermediler bana Temin Öçün dedim ama. Vallahi mı? Tabii. Muhteşem bir lezzet. Veririz. Birbirinden leziz Belçika çikolatalarıyla ve tabii ki kendilerine has harmanlanan kahveleriyle ve tabii ki o kruvasan, tereyağı kruvasanlarıyla. Sizleri bekliyor efendim Bogen. Sizin hanımın eline emeğine sağlık diyoruz. Neredeyse. Hakikaten çok lezzetli. Bu arada hediyesini de hemen söyleyeyim, şarkıya geçeceğim. Evet. Çikolata paketi verecek Vogel sizlere efendim. Yılbaşı da geliyor ya böyle. Çok teşekkür ediyoruz. Çikolata paketi armağan edecek sizler için. Arkadaşlar evet. Bir tane. Çok teşekkür ediyoruz. Hmm. Valla aman lütfen. Öyle çok bir güzel. Şey oldu ki konuşamıyorum ben. Yani. Ne dinliyoruz? Şimdi aslında şöyle bir baktım hemen. Hareketli bir şey olabilir. İsteğimiz varmış. Öyle mi? Öyle. Çok güzel. Ne istiyorlar? Elim yalıyorum. Yapacak bir şey yok. Peçete de kullanabilirsin. O çikolata orada kalmamalı. Harikasın valla. Hmm. Yani Ayla fıstıklı. Muhteşemsiniz gerçekten. Sizin hanım. Çok iyi. Çok teşekkürler. Elinize yemeğinize sağlık. Evet aynen. Harika. Şimdi. İsteğimiz. Hemen atacağım. Ajda Pekkan, dinlemeyelim mi? Süperstarımız değil mi? Evet. Sevgili Sibel istemiş. Hemen geliyor şarkımız. Tamam, biz de çikolataları bu arada bitireyim. Tabii bu arada mikrofonlarımızı kapatırsan tabii, şarkıyı daha rahat dinleyecekler. Tabii. Biraz soğuk, biraz uzak, biraz ağacı, biraz tuzak. Sadece bir tık yaklaşsa bana bir tık bir çıkıracak. Sen diye kalbime yatışına biter. Bıraksan kendimi yakışına biter. Tadından yönlendirsin aşkına bir tık bir çık. Ne kaçırdığını bilse de verdin. Ateşe yanmak yürürdün. Gözün hiçbir şey görmezdi. Rengime bürünürdün. Hadi bilse de ateşin yanına yap yürüdün. Gözü hiç kimseyi görmezdi. Rengime bürünürdün. Yeah.
şey ya. Tamam biliyoruz canım lütfen yani. Bu arada bunu şunun şurasında seslendirme yönetmenliği yapmış insan yaparız. Yani. Neyse. Benim onu da araya mı? Onu da araya sıkıştırmış oldum. Tamam. Şimdi şurayı kısmam lazım. Ben şey ha buyurun. Yani bizimki de açılırsa konuşabileceğim. Yok bir şey sence kendisi mi? Çıkarırken. Evet telefonu almak istiyorum. Ben aracı olabilirim. Alabilir miyim? Orada notlarım var. Evet. Nergiz'im bir şarkı daha alalım. Bir şarkı daha. Evet lütfen. Bir şarkı daha gelecek. Sevgili Nehir istedi. Kırmayacağım. Şey yaptım. Hemen hazırladım. Bir şarkı daha gelecek. Ondan sonra da ben senden de istiyorum. Önce mikrofonları kapatıp sonra şarkıya geçelim. Ben, tabii tabii. Oraya yapıp öyle kapatırken yapacağım. Kapatırken de aynı şeyi yapalım. Evet evet. Tamam. O şeyleri dengeyi kuralım. Mustafa Ceceli. Neyi dedin? Aa, dur ben bir şey yaptım. Gelsin mi? Koyayım onu. Tamam. Şimdi şey diyeceğim. Yiyorsun gitme içerler. Tabii başka dişlerimiz arasındalar. Başka sponsorlarımız da var. Onlardan da söz edecek. Başlıyorduk biz zaten gerizek yapmaya. Evet, evet, sonucunu evet. Düşünemiyorum onu. Evet, aynen. Şimdi tabii ki bir küçücük tiyo verelim. Bir şarkıdan sonra tabii diğer sponsorlarımızdan da söz edeceğiz ama 2024 yılı geliyor. Öyle deli araştırmalar yaptık sizin için. 2024'te bakalım astrolojik açıdan burçları neler bekliyor? Neler söyleyeceğiz neler? Astroloji meraklıları evet onları söyleyeceğiz. Şimdi geliyor şarkımız evet. Hemen. Gelsin bakalım. Gelsin. Merhabalar. Çalınmaz kapının gelmedi, gelemedi, beklemem artık. Ben çok sıkıldım, oy vermeyi evler olsun kendine. Bitmedi, bitemedi, devamlı kavram. İçim sızmadı, bilmedi, bilemedi, beklemedi şeytan. Zaman kurmadı, ağladım, ağladım, ağladım. Yıldız
neyseyi hallettik hemen. Efendim, sizin de istekleri olursa ki bakın geliyor istekler. Yani sadece sohbet etmeyeceğiz tabii ki. Şarkılarda dinleyeceğiz. Değil mi? Evet, kesinlikle. Tamam. Yazdıkları not olursa onları da okuyacağız. Okuyacağız. Ve 2024. Hangi burçsun? Ben mi? Evet. Akrebi, akrebim ben ya. Koç. Korkuyorlar öyle deyince. Yükselen? Koç. Yükselen de koç. Nergis'e bakıyorum çünkü. Yani biz de çok az çok bilgimiz var astrolojiden. Eğitimini de aldım ben onun. Benim de. O yüzden. Yengeç. Yükselenim yengeç. Alçalım. Olaya bakalım. Yani yengeç tümüyle. Akrebe akrep, yengece yengeç, koça koç, ne yapacağız biz böyle? Kesinlikle öyle. Ben 2024 kendi burcumu okumak istiyorum. Ay kesinlikle. Şurada kesinlikle. Baş, evet. Almışız. Hiç hemen. Sıraya göre gitmemize gerek yok. Aynen. Yani astrolog olmadığımız için biraz bencillik yapıp kendi burcumdan başlayacağım. 2024 yılı yengeç burçlarının yılı. Bir de öyle anlatırlar değil mi sosyal medyada tabii. Astrologlar? Köpürtürler, köpürtürler falan. Evet, böyle kesinlikle. Aynen. 2024 yılı yengeçler için paradan yana, aşktan yana, işten yana muazzam bir yıl olacak. Yaklaşık 11 yıl hatta 12 yıl yaşadıkları bütün sıkıntılardan arınmış olacaklar ve 2024 yılı onlar için mucizeler getiren bir yıl olacak. Ben bunların yalancısıyım. İnşallah 2024'te ben öyle şeyler yaşarım diye umut ediyorum. İnşallah. Bir yengeç olarak temennim. Kesinlikle. Sevgili Yasemin, sende ne, hangi notlar var? Koç burcu var. Oo, evet koç. Çünkü ben bir koçum. Bir koç kadını olarak. Kesin Nergis'in de söylediği gibi koça koç. Koça, koça koç yani. Aynen öyle. Evet. Hemen notlarımdan aktarmak istiyorum ben de koç burçlarıyla ilgili yorumları. Evet, neler bekliyormuş 2024 yılında koçları? Para, harç, sağlık, keyif ve neşe getirmesi tabii ki önceliğimiz. 2024 yılında koç burçları iş ile alakalı konularda sosyal çevrelerini tamamen değiştirebilirlermiş. Hmm. Vay. Vay. Ne yapıyorsun? Bir dakika, nereye? Ben seni bırakmam. Ne tarafa? Bir saniye, ne tarafa doğru geliyorsun? Hayır, ama ben de onların yalancısıyım. Gideceğin yer deniz kenarı falan olsun bari. İnşallah, umuyorum. Allah duanı kabul etsin. Ay. Evet, hemen devam ediyorum. Ben şimdi burada değil mi? Dışarıda. Burada henüz. Duyuyor mu bizi? Bu. Duymasın. Konuşuyor. Teknik ekiple beraber konuşuyor şu anda. Evet, ben devam edeceğim hemen Koç burcu ile ilgili açıklamalarımı. Arkadaşlıklar, yeni seyahat ve eğitim konularında şanslı olacaklarmış, olacakmışız. Vay. Ticaretle uğraşan koç burçlarının, niye konuşamıyorsam ben? Bir konuşamayacağım aslında, neler anlatacağım da. Zannediyorum neler. Biraz heyecanlı mıyız üçümüz bir arada olunca? Evet. Bir de ben attım ya. Attın mı heyecanlı? Çok şükür. Çoktan attım. Çok şükür. Hatta ki program öncesinde gerildim. Evet, bir saniye şikayetim var. Evet. Sevgili dostlar, gerçekten çok büyük şikayetim var. Evet. Programa, ben ne yapayım? Böyle yapayım mı? Aynen. Programa yaklaşık 3 ya da 4 dakika var. Nergis burada hepimizi asker etti. Ona bağırıyor, buna bağırıyor. Yazık, teknik ekipte de çok tatlı Mustafa Beyciğimiz var. Mustafa da Nergis'in eşi. Adam ne söyleyeceğini şaşırdı. Biz hepimiz bekliyoruz ki Nergis sakinleşsin. Ama meğerse derdi neymiş biliyor musun? Az önce nasıl pideden yedik ya. Aslında daha fazlaydı da Nergis yiyince biraz sakinleşti. Şükürler olsun. Hızlı bir şekilde. Şükürler olsun ki şu an rahatız. Ama kan yani, şekerim düştü heyecanla. Kan şekeri. Evet. Nasip bir de kendine getirdi sevgili Nergis'i. Evet, nasip bir de kendime getirdi kesinlikle. Yasemin'cim kusura bakma. Estağfurullah Nehir'cim, iyi de oldu. Tatlım. Bir takipçilerimiz bilgilendi. Neymiş oldu. Başka koç? Neler yaşadığımızı bilsinler yayın öncesinde. Kesinlikle. Ben yayından sonra nasıl olsa görüşeceğiz yani. Evet. Ben devam edeceğim o zaman izniniz olursa. Evet, 2024 yılında koç burçları aşkla ilgili konularda evlilik temasını gündemlerine getirebilirmiş. Biz geçtik onu. Zaten. Benim için değil. Ya bekar koçlar için değil. Bekar koçlar, bekar koçlar için koçlar hemen için düzeltelim değil. Efendim. Evet, gündemlerine getirebilirlermiş. Yalnız olanlar yalnızlıklarını sonlandıracak bir ilişki başlangıcı yapabilirmiş koç burçları için. Devam ediyoruz. Sıra sağlığa geldi tabii ki. 2024 yılında koç burçları sağlıkla ilgili konularda dönem dönem melankolik hissedebilir. Fiziksel ve ruhsal anlamda iyi hissettirecek aktivitelerde bulunmalarında fayda var. Fiziksel anlamda. Ve
Gamze, doğa burcunu birazdan aktarayım mı? Tabii tabii. Yani zaten kendi yani burcumu aktarmış oldum. Sırayla. Lütfen akrebe gelsin artık. O zaman sıra. Tamam. Madem bir akrep burçlarını bakalım. Aynen. Önce kendi burçlarımızdan başladık biz yani. Balık için ne var? Balık için de hemen söyleyeceğim. Önce okuyayım mı abi balık balığı? Tamam, önce balığı bir alalım hemen. Bende değil. Şöyle bakalım. Balık nergisi. Notlarımdan bakıyorum, notlarımdan. Yan tarafta bir balık daha var. Şimdi bu bayağı bir... Selen de balık yengeç mı? Yengeç misin? Tatlım, o yüzden ben seni çok seviyorum. Bak gördünüz mü? Ne? Yükselen yengeç mi? Akrep diye biliyordum ben. Akrep mi? Sen akrep değil miydin abi? Ama bütün sevgi sözcüklerim şu an havada kaldı. Lütfen ben. Hadi bu akşamlık yengeç olsun. Tamam, bu akşamlık yengeç. Lütfen ya. Olabilir ama yengeç de olabilir. Çok duygusal. Kesinlikle. Ben görünüyor muyum acaba? Hani... Kesinlikle. Mikrofon görünüyorsun. Görünüyorsun. Harikasın. Sana göstermek istiyorum. Tamamen sen görünüyorsun zaten. Kesinlikle. Biz solda sıfır. Evet yani. Biz solda sıfır. Bu mikrofon kapatmıyor değil mi? Şey hayır, ayağına. Hayır. Tamam, Mustafa çok güzel ayarlamış. Standart okul geçiyor. Adam asker etti. Burada istese yatmasın. Ay, şey, neyse. Acıkmıştım o yüzden herhalde. Tabii oldukça. Şimdi şöyle de bir şey var. Son günlerde çok yoğunuz tabii ki. Yeni yıl geliyor. İşte reklamlar, var. Evet. Seçimler var vesaire. Ondan sabahtan beri buradaydım, bir akşam yemeğine gittim. Evet, yani. Bir taraftan dışarıda haberlere evet, koşuyoruz, bir taraftan burada reklamlar hazırlanıyor falan. Aynen aynen. O kadar yarın bombardıman yok, var yalnız. Yok böyle böyle diyor. Yarın ne yapacağız bilmiyorum. O kadar yoğun bir süreçteyiz ki ama tabii ki bunu şikayet olarak söylemiyoruz. Şükürler olsun, sağlığımız yerinde tabii ki koşturacağız, çalışacağız, aynen, yapacağız aynen işimizi. Yemek yemeyi falan unutmuşuz yani, öyle de bir şey var, program da olunca akşam. Ne oluyor? Sinyal vermeye başladı. Ben başladım böyle, onu diyorlar. Ama yaparım ben. Ben balık burcunu alayım akrebi artık. Ben balık burcunu alayım artık. Lütfen. Balık burcu. Evet, evet bakalım 2024'te balıkları ne bekliyor? Hemen gireceğim çıkacağım artık. Çünkü sizlere dinleyeceğim. Bu notları hazırladık efendim. Sizler için çok güzel araştırıyor. Dinle abi o zaman. Bir dakika ben tamam. Nehir'e bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Canımsın. Tabii dinleyicilerimiz de duydu. Evet dinliyorum. Sil baştan. Başlamak gerek zaten. Şimdi 2024 yılında balık burçları işle alakalı konularda dönüşümler yaşayacaklarmış. Yani özellikle yeni para kaynakları bulma konusunda çok şanslı olacaklarmış. Allah'ım. Parayı bilirsin, seni çok severim. Rahatsız bilirsin, çok sevdim seni. Evet, senin burcunu da duyayım. Yengeç işte. Pardon. Aynı zamanda da yıl boyunca gayrimenkul ve ailesel konularda güzel fırsatlarla karşılaşacaklar. Yani senin yılın bu sene galiba maddi açıdan, para açısından bayağı bolluk bereket yılı diyorum abi. İnşallah. Bugün çift yılları severim. Tek yılları çok sevmezdim zaten. Evet. 2023 bir yıl önce gitsin diyorum. Bak hep söylemişimdir. Herkes bir yana rasip bir yana. Değil mi? Ben duyuyorum. Duyuyor ben çok duyuyorum yani, senden. Yani. Evet. Başka neler söylüyor? Ve tabii ki 2024 yılında balık burçları aşkla ilgili konularda burada gelmesi lazım. Hiç önemli değil benim için. Konularda evet. Bayağı bir sevgim sonsuz herkese. Ay biliyorum. O da çok hareketli geçecek. Bir aşk hayatı. Ama yani dahil etrafıma dahil olanlar. Şimdi kim dahil olacak bilemem ki ama yani sonuçta etrafımdakiler sevgim sonsuz. Böyle baştan sona doğru ve bu tarafa doğru göndereyim ben. Sevgili bir de mutfağa doğru göndereyim. Mutfağa doğru göndereyim. Evet. Kendime göndereyim. Sevgili aileme göndereyim. Aldık kabul et. Yani aşk ve ilişkiler konusunda da oldukça. Her zaman biliyorsun söylüyorum sevgi ya. Gösterin size, size yarar. Evet. Evet. Hayırlısı olsun. Senin o... Aldım bir ben burcunu. Bir de dur abi bitmedi daha. Tabii canım devam ediyor yani. Evet. Sonra 2024 yılında yine balık burçları sağlıkla ilgili konularda bir dönüşme girecekmiş. Vay. Ne olacak ki? Geldiriyor. Balık burçları o şeye geliyor ama ya. Ne bileyim hani estetik, güzellik mesela tamam, sağlık. Gerçi o dedi. Ve balık burçları sağlıkları gerçi için özellikle psikolojik konulara merak salabilir misiniz abi? Hani hep böyle ilgilenmiştim, sonra salıvermiştim. Herkes ki istediğini yapsın demiştim. Ne varsa görsün. Artık dert tasa dinleyecek halde kalmamıştım. Ruhlarına iyi gelecek bütün aktivitelerin içinde olmayı isteyecekmiş. Ne güzel. Yani psikolojik olarak hani onu o yönlendirmeye girdiğinde. Ya radyo remix bana ruhuma zaten çok iyi geliyor. Abicim biz. 3 TVTR çok iyi geliyor. Canım. Sizler çok iyi geliyorsunuz zaten. Aynen. Söyle karşılıklı duyurlar. Bu yüzden ailem çok iyi geliyor. Hani çok fazla bir şey de beklemiyorum ama
sağlık en başta bekliyorum. Kesinlikle. Ve her zaman da söylerim. 2024 yılı, bak gene dö dedim kaldım. Yok, dilim alışmadı daha. Gelmedik daha. Yılı, bizlere sağlıklı ve varlıklı şeyler yaşatsın. Hepimiz için bunu diliyorum. Dinleyicilerimiz için, izleyicilerimiz için. Çünkü gerçekten ikisi bir arada mükemmel oluyor. Kesinlikle. Biri birini tamamlıyor. Tamam. Biri eksikse hiçbir işe yaramıyor. Aynen, yaramıyor öyle. Kesinlikle. Aynen. Sağlık çok 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 önemli. Aynen. Çok büyük hazine gerçekten. Sağlıklı ve varlıklı yıllar. Abi o zaman madem böyle ruhuna iyi gelecek aktiviteler yapacakmış balıklar madem. Sen de bir balık olarak. Biz de seninle burada yogalar, meditasyonlar falan takılırız yani. Ufak ufak yapıyorduk zaten arada boş kaldığımızda. Nefes falan da çalışacaktık. Seninle çalışmadık bir türlü. Tamam. Şarkıları başka türlü yapamıyorum artık. Biliyorsunuz besteler benden çıkıyor birçok beste ama böyle sesler de karık bu aralar. Söyleyemiyorum. Orada dertleniyorum ben. Ama yine de şükür. Her şey için şükür yani. Hamdolsun da. Evet. Kesinlikle. Unutmuyoruz. Aynen. Hiçbir zaman. Aynen. Müsaade isteyeyim mi? İzin senin. Tamam. Uğur böceğimiz bu akşamlık müsaade isteyecek. Diğer programlarda hemen hemen süreç içerisinde birlikte olmayı hedefliyoruz ama biliyorsunuz yaşadığımız olaylar var. Evet. Yine de gülümsemeyi bana tekrarlattığınız için bu akşam ben ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Gülen yüzleriniz solmasın. Hepimizin. Hep gülücükler dağıtmaya devam edin. Çok sağ olun. İyi ki vardınız. Zaten bu süreçte de çok duygusallaşmak da istemiyorum. Evet. Süreçte de her gün yanımdaydınız. Ve tekrar bunun için de teşekkür ediyoruz. Olmaya da devam edeceğiz her zaman. Biliyorum. Söz etmeden geçemeyeceğim. Geçtiğimiz haftada yine tabii ki her şey var hayatta. Evet. Az önce gülüyoruz, eğleniyoruz. Şimdi de ağlayacağız. Yani hayatta her bu şey böyle, var abicim. Olabilecekler. Hayat böyle. Evet. Sevgili halamızı sonsuzluğa uğurladık. Evet. Sevgili Rasa ve Nesin halamızı. Tabii ki bu akşam o yüzden de sevgili Ras abi mazur görelim. Aynen. Bu akşam aynen. O kadar. Bir kere daha konusu açılmışken Allah'tan rahmet diliyoruz sana. Teşekkür ediyorum. Yattığı yer nur olsun inşallah. Huzurda uyusun inşallah. Ama elden de bir şey gelmiyor işte. Sadece hepimizin dua son ediyoruz. Noktası orası evet, diyoruz. Sağlıklı günlerimizde ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Başka bir amaçta kalmıyor zaten. Ben yaşlar ilerledikçe. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Bunu hem köşe yazımında yazdım, hem kanalda da yayınladım, yaptım. Haberde de yazdım. Vefa örneği varsa bu halan, iki halanın sana yaptıkları ve senin onlara yaptıkları tamamıyla bir vefa örneğidir. Çok iyi bir evlatsın. Onlar sana çok iyi anne oldular. Evet. Bu süreç senin de canını acıttı. Biz de senin canın acıdığı için çok üzüldük ama iyi ki seni tanımışım. İyi ki senin dostunum. İyi ki beni seviyorsun ve ben seni seviyorum. Çok kıymetli bir adamsın sen. Ailen de öyle. Bu süreçte tabii yakınlaştık da daha çok. Vallahi herkese örneksin bence bu konuda. Seni gönülden kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Her karşılaştığım kişiden de aynı şeyleri duyuyorum. Ve tabii ki tazeleniyor ama yapacak bir şey yok. Dediğimiz gibi hayatın gerçeği. Ama ben ona da razıyım. Unutulmaz zaten. Unutulmayacak da. Razıyım yani. Her şeye razıyım. Evet. Herkes her an hatırlatabilir bana. Benim o yüreğimin en baş köşesinde zaten yerini kesinlikle aldı. Bundan sonra da ben sağ olduğum sürece yaşamaya devam edecek. Evet. Yine de sizlere de tekrar teşekkür ederken tüm aileme de teşekkür ediyorum. Çok farklı duygular yaşanılıyor. Evet. Sevgili dinleyicilerimizden de çok ben aldım. Sevgili Şerife'yi gördüm geçenlerde. Belki hatırlarsın, çok eski bir dinleyicimiz. Anında bana başsağlığı diledi. Ve ben tabii ki bazen unutabiliyorum. Hemen hatırlattı kendini. Yani öyle bir pozisyondayız ki bizler. Şimdi Nisan ayında da 30 yaşımıza basacağız radyolojimiz olarak. Allah'ım sana da nice yıllar göstersin. Amin, inşallah. Çünkü gerçekten uzun soluklu olmak çok iyi dinleyici kitlesi veya başka bir şeyler değil. Sadece insanların birbirini tanıyor olmasına vesile oluyor ve yüzleri belki unutabiliyoruz ama sonra hemen hatırlıyoruz. Evet, ve bu da muhteşem bir duygu.
çok karşılaştığın kişiler de aynı. Seninle büyüdük, seninle yol aldık, seni dinledik, sizleri dinledik tabii derken kitle gelişiyor. Bu bana evet çok muhteşem bir haz veriyor. Herkese de tekrar buradan teşekkür ediyorum ki sayamadığım, ismini sayamadığım bir sürü insanla da her gün karşılaşıp evet, aynı yoğunlukta sevgi gösterisinde görmek. Benim duygularımı da yani ifade edecek kelimeleri bulmam da zorlaştırıyor. Ama tekrar herkese teşekkür ediyorum. Size de ayrıca özellikle teşekkür ediyorum. Müsaadenizi istiyorum. Sevgili dinleyicilerimiz de izleyicilerimiz de üzdüysem affola diyorum. Ama yine elimden gelen gayreti göstererek yine tebessüm ederek hayata bakmaya devam edeceğim. Sizlerin sayesinde bu da tekrar teşekkürler. Çok teşekkürler. Bizi dinleyen ve izleyen herkese de ben Rasim. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık abicim. Evet, Uğur böceğimizi bu akşam uçuyor. Bu akşam evet, kuruyoruz ama inşallah bugün pazartesiden sonra sanki inşallah. Ya. Ha, cuma. Cuma'dayız. Cuma. Pazartesiden sonra inşallah devam edeceğiz abicim. Hoşçakalın. Teşekkürler. Şimdi evet, o zaman ben bir burç daha okuyayım. Evet, bir tane daha oku. Aynen. Tamam. Öyle yapalım. Sonra diğer sponsorlarımızı da tamam, dile getirelim tekrar baştan. Bu benim burcum olmadığı için ezberleyemedim. O yüzden burada okuyacağım. Aslan burcu. Aslan burcu da benim abimin burcudur. Bakalım 2024'te neler yaşayacak, ona göre yanaşayım ben de. 2024 yılının aslan burçlarına para, aşk, sağlık, keyif ve neşe getirmesini diliyoruz demişler. 2024 yılında aslan burçları iş ile alakalı konularda statü değişikliği yaşayabilir, farklı ortamlara girme ve yeni ilişkiler kurma konusunda şanslı olacaklarmış. 2024 yılında aslan burçları aşk ile ilgili konularda önemli kararlar verecek. Abi evdeki de aynı şeyi söylüyordur kesinlikle. Önemli kararlardan aşk konusunda diye. Sevgili yengeciyim, o yüzden ayağını denk al değilim. Evet, aslan burcumuz da böyleydi. Tamam bakalım, tabii devam edeceğiz. Ben şöyle, evet, şöyle 2024 yılında burçları neler bekliyor? Evet. Şimdi tabii ki detaylı kapsam, yani aslında astroloji, ben her zaman söylüyorum, programımda da yapıyordum. Bu arada sevgili Yasemin, evet, bizler ikimiz için söylüyorum ve sevgili Rasa abi için de yayınlarımıza giremiyoruz uzun zamandır. Ondan evet, da söz edelim. Şimdi neden giremiyoruz? Çünkü hakikaten çok yoğun bir sürece girdik. Tabii ki. Seçim yaklaşıyor. Yine aynı zamanda başka tabii ki çalışmalar da var. Doğal olarak yayınlarımızı aksattığımızı sakın düşünmeyin. Sizleri tabii ki çok seviyoruz ve her zaman özlüyoruz da aslında mikrofonları. Evet. Bugün ama fırsat olmuyor. Fırsat olmadı. Ama inşallah 2024 yılıyla beraber İnşallah başlayacağız. Hani onu da söyleyelim. Ben Cümbüş Vakti'yle sevgili Yasemin kokulu şarkılarıyla devam evet, edecek. Onu da söyleyelim yani. Şimdi sesim yanayım var. Diğer sponsorlarımızı da ben aktarmak tamam, istiyorum ama şöyle kim kaldı? İki tane kaldı. Sevgili tamam, Yasemin sana verebilirim mesela. Tamam. Sen de Zehra İçkiyim. Doğru söyledim. Evet, değil mi? Evet. Zehra İçkiyim. Şu mu? Evet, o. Aynen, hemen göstereceğiz. Hemen Zehir'cim sen bunu al. Evet. Ben de Zehra İçkiyim. Zehra Yoran hanımefendinin işletmesi. Zehra İçkiyim. Nerede? yine tanıdık bir yerlerde efendim. Zengiz'in evini karşısında. Evet, bu da orada. Evet efendim. Herkes artık merak haline geldi. Gidecekler bu. Önce Bogel'e gidecekler. Zehra İçkiyim'e gidecekler. Nergiz'in evini arayacaklar. Bu karşıda. Kapıyı çalıp gelebilirsiniz. Yani. Çayımız, kahvemiz. Her zaman sohbetimiz. Hemen bir şey efendim, soracağım, bunu açabiliyor muyum? Tabii ki. Ben de devam edeyim. Lütfen. Zehra İçkiyim nerede? Zafer Mahallesi, Ortaç Sokağı, numara 2 Taksim E'de efendim. Hediyesi gösteriyor muyuz? Gösteriyorum şu an. Tamam. Ama aynı zamanda... Yok, o şey, hani tanıtmak için onu şey yaptık. Bunu geri mi verecek zaten? Tabii. Verecek miyiz? Evet. Hmm. Ama olsun. O geri verilebilir ama bununla yetinmiyor Zehra İçkiyim. Evet. 250 liralık hediye çeki veriyor. Lütfen sen konuş. Bunu alsınlar mesela, değil göstermek mi? Göstermek istiyorum. Yani almak isteyen bunu alabilir 250 liralık hediye çekiyle. Doğru mu? Şöyle bir yani, şey var. Şimdi Zehra İçkiyim 250 liralık hediye çeki veriyor. O çekle beraber efendim gidip istediğiniz bir şeyi alabiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Zehra Hanım'a da. Kesinlikle. Zehra Yoran Hanımefendi'ye de çok teşekkür ediyoruz.
Evet. Ve yine hakikaten şöyle söyleyeyim. Gösterdin mi şey? Bir giyinmediğim kaldı zaten. Bir kaçırdık oraya. Evet. Hakikaten ürünleri çok kaliteli. Çok güzel. Çok kaliteli. Belli çok satıyor kendisi. Hakikaten. Başka var mıydı? Hemen devam ediyorum. Edeler Pastanesi Fidan Tanır Hanımefendi. O da sevdiğimiz, çok sevdiğimiz, saydığımız bir bayan. Onun cimcime halleri hoşumuza gidiyor tabii ki. Evet, Edeler Pastanesi de Sarıcıoğlu Caddesi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü karşısında efendim. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz sevgili Fidan'a da. Onun da hediyesi. Yaş pasta sevenler. Yaş pasta efendim. Ne yapacak takipçilerimiz? Keşke bana çıksa. Aa, çok güzel oldu. Yaş pasta. Keşke bana çıksa. Aa. Al sana beste. Çok iyi oldu. Hadi bakalım. Bazen tıkanıyorsun ama bazen... Bak beste dedin de dün akşam gene geldi bir tane sözler. Kaydetmeyi unuttum. İyi ya. Mi? Bak şimdi aklıma geldi. Of, kaç tane i̇şte unuttum. Şu unutmaların olmasa aslında neler çıkaracaksın da. Sorma. Bir tane çıkardım daha. Bir tane şarkı alalım mı? Tabii ki bir şey olsun, sponsorlarımız yine program sonuna lütfen, doğru tekrar onur edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, tekrardan bir hatırlatma yapacağız. Şimdi tabii ki bu arada dinleyicilerimiz ve izleyicilerimizden belki programın ortasında katılım sağlayanlar olabilir. Hani ne yapıyorlar bu kızlar, oturmuşlar falan, hani ne konuşuyorsunuz? Güzel konulardan bahsediyoruz. Arada gevezelik de yapıyoruz. Arada ağlıyoruz, arada gülüyoruz. Bahsettim. Evet. Yine sponsorlarımız da tabii ki var, program sponsorlarımız. Program sonu olur tabii ki tekrar yine söz edeceğiz sponsorlarımızdan. Ama önce bir şarkı gelsin. Kimin isteği? Diyoruz. Ben istedim. Evet, sevgili Yasemin istedi. Anons edebilir miyim? Tabii ki. Efendim, sevgili izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Mustafa Ceceli Salıncak. Bu şarkıyı sadece ve sadece Nehir Hanımefendi için paylaşmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çünkü o çok seviyor bu şarkıyı. Kesinlikle. Ben pek çok yayınımda kendisine armağan etmişimdir. Bu vesileyle bugünkü programda da armağan etmiş olalım evet, sevgili Nehir'e. Çok teşekkür ederim. Evet, Mustafa Ceceli senin için söylüyor Salıncak. Evet, mikrofonu özlemişim sevgili Nerdin. Artık sana ebediyen tuzlu bu raflarım. Şimdi senin pembelerin bile temizlenemez o sayfaları. Kapandı bu eski yaram, sana dayana dayana. Daha tutunacak aşka kalmadı dayana. Hayallerim uçurumun eşiğinde bir salıncak. Ben gittikten sonra mı aklım bende kalacak? Kapandı bu eski yaram, sana dayana dayana. Daha tutunacak aşka kalmadı. Ellerim uçurumun eşiğinde bir salıncak. Ben gittikten sonra mı aklım bende kalacak? Sen de sanmıştım, meğerse yanılmışım. Artık sana ebediyen tozlu raflarım. Şimdi senin pembelerin bile temizleyemez o sayfaları. Sen daha gelmesin mi ya? Yaradan kime ne vereceğini biliyor.
devam ediyoruz. Çok ay evet ya. Evet. Ne zaman bitti? Teknik masa bana bir şey işareti, ben anlamıyorum. Teknik masa biraz mikrofonun çok yukarıda diyor. Teknik masa niye kaçıyor? Teknik masa niye kaçıyor? Teknik ama o zaman burayı konu. Teknik masa. Teknik masa. Yandan gidiyor. Bu arada bir kuralı koydum. Tamam. Sana çıkı da olsa ne yapacağım? Seviyor. Evet, neye gidiyoruz? Başak Burcu'na gidiyoruz. Tamam, sen Başak Burcu'na... İki tane okudun değil mi? Arada unuttuklarımız yes, olmasın. Sir. Yani aslında okay. Okudum, yengeci okudum, şu an Başak'tayım. Tamam. Başak'ta. Sayın yönetmenimiz, eşim Başak. Sevgi, öyle mi? Tabii canım. Aa, benim anneciğim Başak. Bakalım. Nerede akrabam? Annem tabanlı bir şey bu nedir ya? Annem Başak. Bakalım annem ne olacak? Hadi bakalım. Diyor ki, kariyer anlamında yükselişi var annemin. Aa. Annem 83 yaşında duymasın kadın şimdi. Kariyer anlamında ne yapacaksa artık. 2004 yılında Başak Burçları aşkla ilgili konularda çaba sarf etmeleri gereken bir döneme girecek. Rahmetli baba, anneciğim lütfen rica ediyorum. İlişkiler konuda sınanabilir misin anne? 2024 yılı, bak ben de 2004 yılı dedim, iyi mi? Alışılacak ama. Ama bir şey söyleyeyim değil mi? Ne güzel yıllar bu, ay, o yıllar. Yaşlandık. Ay, yaşlanmadık da sadece rekamsal olarak 20 yıl önceydi ya. 2024 yılında Başak Burçları sağlıkla ilgili konularda değişim ve dönüşüm yaşayacak. Rutin kontrollerini ihmal etmemeleri gerekiyor deniliyor. Başaklar böyle. Bu arada bir şey söyleyeyim mi Nergis'ciğim? Efendim? Sıradan bir şey hazırlarken. Az önce çikolata yedik değil mi? Evet. Ben biliyorsunuz bitter çikolatayı çok seviyorum. Biliyoruz artık. Ezberledik. Çok soktum. Evet. Nehir Hanım sana gelmek istiyoruz diyene bile bitterse sakın gelme diyorum. O yüzden herhalde birkaç kişi bitter bulamadığı için ya da alamadığı için gelmemiştir bana diye büyük düşünüyorum. Evet. Tabii sadece bitter. Şimdi yıllar önce Trabzonluyum ben. Herkes Sarı Sultan biliyor artık zaten. Yıllar önce benim amca ve kızımı istemeye geldiler. Tabii bir sürü Trabzon'da da çok şeydir böyle gösterişle geçer bu tarz şeyler. Ben o dönem işte üniversitenin herhalde birinci sınıfındayım. Amcamlara gittik. O gece de orada kaldık. Ama tabii erkek tarafı gelirken böyle bir sepet dolusu ne hikmetse bitter çikolata getirdi ama böyle eskiden yaprak çikolatalar vardı ya. Bir dakika bilerek falan değil değil mi? Ben orayı kaçırdım. Bir şeyler hayır, hayır bilerek şimdi. Değil kesinlikle. Bitter çikolata getirdi. Çok iyiymiş. Neyse kuzenimle birlikte bir de yengem, amcamın eşi kendi yatak odalarına koydular bitteri. Hmm. Yani çikolata oraya koyulur mu yani? Evet. Olacak iş değil değil mi? Yani. Neyse kuzenime dedim ki... Salona konacak, Nehir onu bir çekecek. Kuzenime dedim ki Yasemin abla, o bitterler orada çok zor duruyor ya. Birer iki tane alalım falan filan. Neyse biz gece boyu nöbetleşip gecenin yengemler yattıktan sonra iki tane, üç tane sırayla gidip alıyoruz. Sabah oldu. Sabah oldu. Yengem kalktı, bir ses. Kim yedi bu çikolataları, ayıp değil mi? Bari iki gün dursaydı işte gelen olacak falan filan. Evet. Ben artık yani vicdanım o kadar rahatsız oldu ki ben tam ağzımı açtım. Yenge ben yedim diyeceğim. Meğerse amcamın bir tane oğlu var Ali. O dedi ki anne ben yedim. Ya. Yani gece o odanın kapısı kapanmamış, sadece ben yememişim. Ben Yasemin ablam Ali. Birlikte, üçümüz birlikte heba etmişiz o çikolatayı. Heba olmamış ama işte sonuçta. Yani yengeme göre heba. Ha pardon. Bize göre keyif tabii ki. Biz öyle bir anım vardır bitlere karşı. Yani sülalede de demek sadece ben sevmiyormuşum bitleri, benim kuzenlik de seviyormuş diye bir dipnot. Demek ki bu şey öyle değil mi? Genetik bir şey mi acaba? Bilmiyorum ki. Hakikaten. Yani bitter çikolatayı ben de çok severim. Yani... Sade kahve yaptırabiliyor muyuz şu an? Var mı bir yapı? Yani aslında teknik masa yapabiliyor. Teknik masa yapamıyor. Şu anda yönetmen yapabilir gibi mi? Ya da yönetmen aynı yardımcısı. Zamanda yine yardımcısı var sevgili Tahsin. Yani orada bizi duysalar keşke. Bilirler mi? Biz seslenir mi acaba? Lütfen. Tahsin. Biz kahve istiyoruz ama. Doktor.
Doktor. Derdim doktor. Bir çare. Doktor bir bakar mısın? Nasıl içersiniz? Sade. İki sade bir orta. Bize kahve yapar mısınız? Anne tatlılar ya. İki sade bir orta istiyoruz. Şaka gibisiniz ya. Bizi burada bıraktınız. Olur, evet. Getirdiği çocuklar bize. İki sade bir orta mı? Evet. Hemen söylüyorum. Ya ekip olarak... ha iyiydi. Ekip olarak harikayız ama mutfakta da harikalar yaratıyorlar kesin, değil mi? Tabii ki. Mutfak dolum taşım. Şey, su böyle yaşmışlar. Mutfak dolum taşım. Şurada şarkı. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ay nihayet buldum ya. İki sade bir orta. Evet. Şimdi o zaman ben akrebi meyve okuyayım. Meyve alalım durmuş mu? Ne alalım? Meyve alalım. O zaman ben akrebi okuyayım. Lütfen. Çünkü bu arada yorumları bekleyen dinleyicilerimiz evet, ve izleyicilerimiz doğru. vardır. Kesinlikle doğru. Şimdi geldik akrep burcuna bakalım. Beni de yine diğer akrep burçlarıyla beraber ne bekliyormuş? 2024 yılında akrep burçları işle alakalı konularda sorumluluklarının artacakları bir döneme girecekmiş. Allah evet. Ya hep öyleydi zaten. Miras mı? Ay çok sevdim. Burada bitiriyorum konuyu. Miras dedi bitti. Yatırım ve parasal konularda şanslı olacakmışız. Ya çocuğum ya. Bekledik. Çok bekledik. Çok mutluyum. Niye ben bekledim? Ama sen de benden bir dertlendin. Evet. Kuzu. Evet. Miras yatırım ve parasal konularda şanslı olacakmış. Allah'ıma şükürler olsun. Evet, 2024 yılında akrep burçları aşkla ilgili konularda sınavlara tabi mi tutulacakmışız? Kocamı çağırıyorum hemen buraya. Yalnız zaten bir başakla evliysen sınava tabi tutuluyorsun. O da akrep için aynı şeyi söylüyor. Bir akreple evliysen. Oo, Mustafa. Evet. Yani, kimdi? Var mı yakınım? Benim anacığım başak demin anlattım pardon. Ya. Yalnız aşkına olanlar... Ne yapacaksan diyeyim 83 yaşında. Devam ediyorum. Evet. Yalnız olanlar değilim Allah'a şükürler olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Yani eski bir bizimki. Sorumluluklarının artacağı bir ilişki başlangıcı yapabilir. İlişkisi olanlarsa sorgulama yapabilir ya da evlilik kararı alabilirler. Bekarlar için. Tabii. Bekarlar için tabii ki geçerli. Yani. 2024 yılında... Akrep burçları sağlıkla ilgili konularda ara sıra zorlanmalar yaşayabilir. Ay onu demesen iyiydi ya. Onu demesen iyiydi. Rutin kontrollerini yaptırmayı ihmal etmesinler. Yaptırıyoruz onu da zaten. Tamam. Evet. Teraziyi oku. Tamam. Terazi sorun bakalım ki. Annem terazi mesela annem. Yeğenim. Mesela ünlülerden söyleyeyim mi? Tarkan. Hayır, ünlüler program yaptığında bizden söz ediyor. Benden ediyorlar. Sen de ne diyorsun? Ay lütfen benden de söz eder misiniz? Kıyıda köşede kalmış 3 TV TR'deki Nehir Hanım diye. Terazi benim oğlumun bu. Sevgili Ekrem'ciğim. Ekrem'ciğim biliyorsunuz 1 ay oldu. Çiçeğe burnunda damat. Çiçeğe burnunda evliydi. Güzel Merveciğimle birlikte, güzel gelinimle birlikte çok mutlu bir yuvaları olsun inşallah. İkisi birbirine aşkla ve sadakatle bağlılar ve ne çok tatlılar her ikisi de. Yeni yılda özellikle onlara çok büyük sağlık ve mutluluk ve huzur diliyorum. Diğer evlatlarımız olduğu gibi. Amin ama inşallah. Eterse kayınvalideyim ya biraz da öyle konuşayım yani. İnşallah. Genç anne olmanın getirdiği avantajlar değil mi? Değil mi? Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili oğluma neler bekliyormuş 2024'te? Diyor ki iş ile alakalı konularda ay çocuğum bazı zorlanmalar yaşayacakmış. Sorumlulukları artsa da ki arttı. Artık bir evliyse oldu kendisi. Artsa da yaşarken hissetmekte zorlansalar da arkasında güzel ödüller gelecek diyor. 2024 yılında terazi burçları aşk ile ilgili konularda sorgulamalar... Ay daha yeni evlendi çocuk. Ne sorgulaması Allah aşkına? Allah'ım yarabbim ben okumuyorum artık. Sonra diyorum ki sağlık ile ilgili konularda sıkışmalar yaşıyor. Oğlum terazi burcunu okumuyoruz tamam mı? Terazi burcunu unut. Anne okumuyoruz. Ben de anneme öyle, anneciğim öyle bir şey yok. Terazi burcu gayet güzel. Yok sıkışma yok deneme daha yeni evlendi çocuk ne diyorsun sen kurban oldun. Evet, terazi. Kız başka teraziler bekler bitmedi bitti mi? Ay sık sık nefes almayı ve sakinleşmeyi hatırlat
hatırlatmalılarmış kendilerine. Tamam. Nefes alacaklarsa nasıl yaşayacaklar? Bu nasıl ama şey? Şimdi doğru... şimdi geldik konuya. Bak konu açıldı işte. Şimdi nefes teknikleri var. Nefes teknikleri var. Ve şimdi aslında bebekler nereden nefes alır? Dikkat ettiniz mi hiç? Diyaframdan mı? Yani karınları böyle iner kalkar. Sonradan artık yetişkin olduğumuzda o doğru nefesi anlayı unutuyoruz. Aslında doğru nefes tekniği o. Hani o yüzden hani nefes almak derken önemli bir durum yani. Bu arada ben nefesi. Araya gireceğim bir şey soracağım ama ne gibi? Yemen buraya ne kadar uzaklıkta? Kahve Yemen'den geleceğim. Şimdi içeride 3 tane erkek var, tamam mı? O diyordur ki sen yap, öteki diyordur ki sen yap. Aralarında anlaşılmayacak, program bitecek. Program bitene kadar. Aynen öyle. Öyle şimdi olacak. Bakalım. Şeyi ne kurdeleyi kim mi göğüsleyecek koşularda öyle yapıyorlar yani kurdele giriyorlar da evet. Bakalım kahve konusunda kurdeleyi kim göğüsleyecek acaba? Valla çok merak ediyorum gerçekten. Aa. Borcunuz 50 lira. 50 lira. Ne lira? Buyurunuz getirebilirsiniz. Yani işte bence çok sizi de görsünler. Görmesinler ben alayım. Teknik ekip utanıyor ben alacağım. Utanma değil biz gerekli elemanıyız. Ne? Gelin olur mu canım? Canım olur mu sen? Mutfağındasınız sen işte. Sadece. Mutfağındasın. Orta geliyor mu? Sadece kimi? Ay ne güzel oldu böyle bir program ya. Onlar neymiş? Al abla bir içeriye al. Sade mi? Sade bunlar tabii. Bana yok. Ay çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Teknik ekibimiz. Size afiyet olsun bana. Burada moka içiyoruz. Şimdi tamam iyi olarak konuşuyor musun? Tamam oradan da alırlar. Oradan uyuyor musun? Şimdi bir de 50 lira istiyorlar. Benim borcum yok. Ya benim şey ben üzerimi alınmadım. Size söylüyorum ben. Benim kocamın fix esprisidir bu. 50 lira mı? Ha. Ay zam yapmadı yavrum. 50 demiyordu ama. Ne? 1 milyon dolar mı diyordu? Ne diyordu? Bir şey diyordu böyle. Şimdi onlar da uçtuğundan garibim herhalde. 50 liraya kadar düştü yani. Herhalde acıdı. Ay, acıdı. Bununla ilgili ben de bir anımı paylaşmak istiyorum izniniz olursa. Estağfurullah. Evliliğimizin ilk zamanlarında eşime kahve yapıyorum. Tabağa ücretini koyuyor. Bu alışkanlık haline geldi artık. Rutin bir şekilde ne zamanına kahvesini götürdüğümde ödemesini yapıyor tabağa. Hiç iman etmiyor. Keş. Aynen. Evet, harika. Sonra işte kahve içer misin dediğimde yok dokunuyor. Yok işte uykumu kaçırıyor. Dedim hem niye acaba al kahvemi mi sevmez oldu acaba adam diye düşündüm. Para bırakmamış olabilir kızım. Dokunuyor. Yani, olabilir. Öyle demeye başladı. Uyutmuyor falan derken. Sonra anladım galiba işin maddi yapısı öne çıkınca. Tabii. Yani, böyle işte. Çok şu an benim kahvem yok mesela. Kız gelir seninki orta sen şey... Değil mi? Ya, orta söyleyeyim. Şöyle bir şey var. Kahveyle ilgili duymuşsunuzdur. Sade kahve içenler psikopat olurlarmış. Ya daha doğrusu özü şu ki senin psikopatlığına yaklaşık kaç dakika önce, bir saat önce psikopatlığını birebir yaşadık. Bu doğru. Ben psikopat mıyım bazen olabiliyorum yani. Şimdi biraz doğruluğu var gibi geliyor bana. Evet. Yani bazı durumlarda insan sinirlenebiliyor. Neymiş? Yani? sevgili dostlar sağ olsunlar güzel mesajlar göndermişler. Aynı zamanda tabii şeyi de unutmayalım olur mu? Hediyeleri arada bir de tekrar hatırlatalım. Evet, çünkü evet, sponsorlar evet. Sağ olsunlar bize çok destek oldular. Tabii ki onları zaten şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz bu programdan en başta konuşurken söyledim. Tabii program yapacağımız zaman hani siz bize katılır mısınız, destek olur musunuz değil. Onlar sağ olsunlar cümleyi tamamlamadan biz ne yapabiliriz? Biz ne yapabiliriz dediler kesinlikle. Dediler. O yüzden hepsine çok teşekkür çok ediyoruz. Evet, teşekkür tabii ediyoruz. Ki firmalarımızın muhakkak yani program daha devam ediyor. Evet. Konuşacak çok şey var yine firmalarımızı da tekrar hatırlatacağız. Evet, ve sizler firmalarımızın, değerli firmalarımızın verdiği hediyeleri nasıl kazanacaksınız, ne yapmanız gerekiyor onlardan da bahsedeceğiz. Ama tabii ki bu arada burçları bir solukta bitirmek istiyorum ben çünkü bekleyenler vardır. Lütfen. Sonra da geçeceğim. Mesela teşekkür ediyorum. Bu şekerli olduğu için 75 liraymış.
Evet, ben bir yandan geçiyorum programa. Sessiz rica ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Kahvenin için teşekkür ediyorum. Yay burçlarını bakalım neler bekliyormuş. 2024 yılında yay burçları işle alakalı konularda yeni projelere ve işbirliklerine imza atabiliyorlar. Sosyal çevrelerini değiştirip yeni ortamlara girecekler. 2024 yılında yay burçları aşkla ilgili konularda bol ve bereketli bir döneme girecek. Burada burada gelsin. Hadi bakalım hayırlısı diyoruz değil mi yay burcunun? Vay, bitmedi değil mi daha? Yok, yalnız olanlar yalnızlıklarını sonlandırabilir. İlişkisi olanlar da evlilik kararı alabilirler. Hmm. Yani yay burçlarının 2024 yılı yorumunun içinde bunlar var. Annen yay bu arada. Evet, yay burçları sağlıkla ilgili konularda odaklarını ailelerine çevirebilirler. Kendi sağlıklarından çok aile bireylerinin sağlık durumları konusunda kontrolü birazcık da ele alacaklar diyebiliriz yaylar için. Bir çırpıda bitirmek için ben şey yapıyorum çünkü muhakkak ki merak edip bekleyenler vardır. Yine Oğlak Burcu var önünde şimdi yazıyor. 2024 yılında Oğlak Burçları işle alakalı konularda çok önemli fırsatlarla karşılaşacak. Kariyer konusunda yükselişe geçecekler bir anda. 2024 yılında Oğlak Burçları aşkla ilgili konularda biraz geri planda durabilirler. Gündemlerinde aşktan ziyade kariyer daha ön planda olacak. Ancak yalnız olan Oğlak Burçları aradıkları kişiyle her gün uğradıkları mekanlarda karşılaşabilirler. Sağlıkla ilgili konularla da çok küçük sorunlarla belki karşılaşacaklar ama ki hepimiz muhakkak ki karşılaşıyoruz. Ancak kolaylıkla da üstesinden gelecekler diyorum. Yasemin'cim sende burç kaldı boğa mı? Boğa var. Aynı zamanda ikizler var bende. Boğa ve ikizler. İstersen boğayı sen aktar sonra ben tamam. Devam edeyim. Bir evet. Çırpıda onları bitirelim. Biz de boğa burcuyla devam edelim bakalım. Boğa burcunu neler bekliyor 2024 yılında? 2024 yılının boğa burçlarına para, aşk, sağlık, keyif ve neşe getirmesini diliyoruz tabii ki. Bunu da belirtelim hemen. 2024 yılında boğa burçları iş ile ilgili konularda ve parasal anlamda çok şanslı olacak. Kariyer anlamında büyük dönüşümler yaşayacak. 2024 yılında boğa burçları aşkla ilgili konularda biraz ihmalkar davranabilir. Çünkü gündemlerinde iş teması ağır basacak. Bir boğa burcu arkadaşım var. Evet, burada ortaya çıktı. Yalnız olan boğa burçları yalnızlıklarını sonlandırmak için sanatsal ortamlara girip sosyalleşmeliler. Aradıkları kişi bu ortamlarda karşılarına çıkabilir. Hmm. 2024 yılında boğa burçları sağlıkla ilgili konularda günlük rutinlerini tamamen revize edebilir. Dönem dönem fazlaca yorulabilirler. Sağlıklarına dikkat etmelerini söyleyelim hemen. Unutmasınlar sağlıklarına dikkat etmeyi. Evet, boğa burcumuz bitti. Nihir'cim sende var mı? Hayır, ben okudum. Sen okudun. Evet. Tamam, o zaman ikizler yine var. Yine notlarıma bakıyorum. Bir kova benden gelsin o zaman. Tamam. Kova burçlarına bir bakalım ne olacakmış. 2024 yılı yorumlarını yapıyoruz bu arada. Bugün sizin için derin araştırmalar yaptık. Ama kısa tabii ki yani bunaltmadan. Çok da evet bunaltmadan kısa. 2024 yılında kova burçları işle alakalı konularda yoğun bir döneme giriş yapacak. Genelde iş değil mi? Evet, işle alakalı, evet. İş tempolarını artırabilirler, parasal anlamda zorlanmalar yaşayabilirler. Ancak yeni eğitim, seyahat ve farklı insanlarla tanışma konusunda şanslı olacaklar. 2024 yılında kova burçları aşkla ilgili konularda da oldukça şanslı olacak. 2024 yılında kova burçları sağlıkla ilgili konularda değişim ve dönüşümler yaşayabilir. Sakin bir tavırla karşılamalarında fayda var diyoruz kova burçlarına. Sende ne vardı? İkizlerle devam edelim mi? Tamam. Evet, ikizler burçları iş ile ilgili konularda sorumluluklarının artacağı bir döneme giriyor. 2,5 yıl boyunca sürecek bu sorumluluk döneminin ardından çok sağlam ve kalıcı ödüller onları bekliyor. Kariyer anlamında güçleneceklere bir dönem başlıyor. 2024 yılında ikizler burçları aşkla ilgili konularda daha net adımlar atarken flört ve ilişkiler anlamında önemli değişimler yaşayacak. 2024 yılında ikizler burçları sağlıkla ilgili konularda kötücül etkiler almasa da fazla yorulmamaya özen göstermemeliler diyoruz, uyarısı evet. Yapıyoruz. Genelde 2024 yılında benim genel olarak anladığım iş konusunda bir yükseliş var. Evet. Genel manada burçlarla ilgili galiba. Bir tek sende miras çıktı. Değil mi? Kimse de öyle bir şey çıkmadı. Allah'ım hadi hayırlısı inşallah. Öyle bir durum mu var?
İnşallah. Var gibi. Biz evet. Bekliyoruz. Beraber bekliyoruz. Evet. Var gibi. Bakalım inşallah bu sene. Duydun mu? Bakış açısı değişecekmiş bana. Evet. Evet. Kesinlikle. Artık öyle. Bu yaştan sonra parayı keşfettim. Lidyalar ne zaman keşfetmişler. Ah, ama ben ancak aklım yeni başıma geldi. O Lidyalılar. Ah o Lidyalılar. Evet. Şimdi bir Karadeniz şarkısı çalalım mı? Çalalım. Güzel. Sonrasında da yine sponsorlarımızdan söz edeceğiz. Güzel. O zaman önce bence sponsorlarımızdan bahsedelim. Bence de sponsorlarımızdan söz tamam. edelim. Çok teşekkür ederek yine. Tamam. Bir çırpıda ben aktarayım mı? Böyle 2-3 tane aktarıp size mi vereyim? Yok hayır. Bir çırpıda kendim. Tamam. Öyle evet. mi yapayım? Hızlıca tamam. tekrar. Efendim Nasip Pide sponsorlarımızdan bir tanesi. Saracoğlu Caddesi numara 47'de Nasip Pide. Ve hediyesi de 2 kişilik pide menü. Hediyeleri nasıl kazanacağınızı sponsorları aktardıktan sonra söz edeceğim. Yeni radyosunu ve telefonlarını ya da bilgisayarlarını sayfamızı açmış olanlar için. Nasip Pide 2 kişilik pide menü veriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Missistin Aksesuar Akıncılar Mahallesi Zafer Caddesi Çobanoğlu yan karşısında Aylin Saygılar hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Hediyesi bir adet broş efendim. Çok güzel gerçekten böyle bir Noel Baba. Kırmızı ve harika bir broş ki program başında göstermiştik. Yine CC Butik Bayan Giyim üzerine Akıncılar Mahallesi Zafer Caddesi numara 1 Taksim 1A'da. Hediyesi de kazak. Çok şık gerçekten harika bir kazak. Onu da program başında gördük. Keşke bize çıksa. Çok teşekkür ediyoruz. O kazağı ben istiyordum biliyorsun şurası. Abi işte değil mi? Evet. Sen bir de seversin evet. o tarzın evet. senin. Tam ama olmuyor işte o. Belki bir saniye belki... Hediye çıkan seyircilerimiz der ki bunu da size hediye değil mi? Olabilir. Akıllıca. Hani buradan bir söyleyeyim de ne olur ne olmaz. Ben bile kendime şaşırdım şu an. Ve yine evet. Derin Elektronik FM Akıncılar Mahallesi Bankalar Caddesi Bulurmandıra karşısında Derin tamam. Elektronik hediyesi de kablosuz ateş ölçer. Yine program başında da göstermiştik efendim hediyelerimizi. Kablosuz ateş ölçer hediyesi. Ya, çok teşekkür ben. Ediyoruz. Kaçırma durumunuz olursa programı canlı yayından sonra yine başı alıp görebilirsiniz efendim hediyeleri. Kablosuz ateş ölçerimiz. Evet. Aynen. Yani o şekilde de gösterebiliriz. Evet. Pandemin. Evet. Yine tatlı anlarınızın adresi diye bir giriş yapayım. Hakikaten harika çikolataları var. Birbirinden leziz Belçika çikolataları efendim. Ve kendine özel harmanlanan kahveleriyle Vogel ve sevgili Sezin Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten uğramanızda fayda var ve adresi vereceğim. Ortaç Sokak numara 2 Taksim B Sefa Kavşağı'nda Yeni Hastane Caddesi'nde efendim Vogel. Bu arada tabii ki tamamen el yapımı çikolatalar. Sezin Hanım'ın o güzel ellerinden çıkıyor ve hakikaten çok lezzetliler. Ve kahvelerini, çayını ve tabii ki o kruvasanı da, tereyağlı kruvasanı da tatmadan geçmeyin diyorum. Hediyesi de çikolata paketi verecek efendim sizlere. Harika bir kocaman çikolata paketi verecek. Çok teşekkür ediyoruz. Zehra İçkiyim, Zehra Yoran hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Ve Zafer Mahallesi Ortaç Sokak numara 2 Taksim E'de. Hediyesi de 250 liralık hediye çek efendim. İstediğinizi alabiliyorsunuz ama 250 lira... İndirim kazanıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten yine burada göstermiştik. Ürünleri de çok kaliteli ürünleri var ve gerçekten. Ve tabii ki Vogel yenmeye devam ediyor. Bu arada Vogel çikolataları gidiyor içeride. Kalmadı bize. Ben söyleyeyim yani. O çikolata paketi keşke bize çıksa. Keşke. Şey gibi oldu. O keşke bize çıksa. Bu o benim olsa. O yok, benim evet. olsa. Bu aslında kalabalık. Evet. Yedi vallahi yedi. Hele o pembe olanı yedi yani. Yedi yani. Muazzam mı? Vay. Karşımızda değil mi? Evet. Siz görmüyorsunuz değil mi? Görünmüyor. Biz görüyoruz ama şu anda yani. Biz karşımızda ne olup bittiğini çok iyi görüyoruz. Sezin Hanım yani. Ama bu arada tamam evet çikolata çok kıymetli bir şey ama Nasip Pide'ye ben özel bir teşekkür evet. etmek kesinlikle istiyorum. Zaten... Hayatımızı kurtardı senden. Kız yani... artık onu konu kapatsak ya. Ben kapattım ama Nasip Pide'yi nasıl şey yapayım ben es geçeyim.
Yani, onun sayesinde çok oldu. Kesinlikle çok teşekkür ediyoruz. Lezzetli menümüzle birlikte. Şu anki Nergis'se ona borçluyuz. Kesinlikle. Hadi bakalım. Ay aslında çok farklı bir reklama girecek ama kurum ismi söylemeyince sıkıntı olmuyor da ama klasikleşti ya açken ben değilim diye. Öyle oluyor yani. Evet kesinlikle öyle. Öyle oluyor. Keyifler yerinde mi? Ay yemin ederim bildiğimi de orada başka bir şey yiyor. Yiyorlar çikolataları, pideleri. Aa bire götürüyor. Aferin size. Doktor sana bir şey yok mu? Evet. Evet, bir firmamız daha var lütfen şey yapmayalım. Evet. Edener Pastanesi. Fidan Hanım'ın o güzel lezzetli ellerinden ne denir? Tabii ki. Tabii ki. O da işin mutfağında çünkü. Harika. Kesinlikle uğramanızda fayda var. Hemen her şeyi bulabileceğiniz yer zaten. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Ve Saracoğlu Caddesi'nde ilçe Milli Eğitim karşısında hemen. Bize de çok çıkışta gidiyormuşuz. Ben Edener'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evet. Çünkü hemen hemen her sabah olduğum gibi kahvaltıda. Evet. Soğuk sandviçini çok seviyorsun sen. Soğuk sandviçine evet. Bayılıyorum. Kesinlikle. Tavsiye ederim. Su böreğine bayılıyorum. Tavsiye ederim. Spande yiyoruz. Tavsiye ederim. Bütün hepsi çok güzel ama ben tabii seçici olduğum için ve Fidan'ın eşinin ve çocuklarının ilgisi değil mi? Bunlar da başka kesinlikle. Bir yer. Belki de bizi yani ben kendi adıma söyleyeyim beni evet. Oraya bağlamasının yegane sebebi o. Güler yüzü. Güler yüzü. Ya şey bir de hani tamam ha bu arada hediyesini de söylemeden geçmeyeyim. Yaş pasta efendim hediye edecek. Şimdi tabii ki bu hediyeleri nasıl kazanacaksınız? Programın başında söyledik, tekrarlamakta fayda var yeni açan sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için. Efendim, canlı yayını, şu an izlediğiniz canlı yayını herkese açık olacak şekilde kendi sayfanızda paylaşacaksınız. Tabii ki şu anda izlediğiniz canlı yayının altına isim ve soyisim yazmayı da lütfen ihmal etmeyin diyoruz ki bizler de çekilişe hak kazanan siz sevgili izleyicilerimizi ve dinleyicilerimizi görebilirim. İsimlerinizi bilebilelim. Bu birbirinden değerli, bu birbirinden güzel hediyeleri kazanmak için pazartesi gününe kadar vaktiniz var. Yani hani aman işte canlı yayın bitecek bir an önce telaşa girmeyin lütfen. Canlı yayın bittikten sonra da paylaşımlarınıza devam edebilirsiniz. Pazartesi günü saat 12'ye kadar. Neden 12 diye şey yaptık? Çünkü belirleyeceğiz online olarak isimleri, çünkü paylaşımlar çok olacak. Bizler de o arada o isimleri belirleyeceğiz. Ona göre bir ayarlama yapacağız. Çünkü akşamına da programımız var. Evet. O yüzden 12 diye belirledik. Ama 12'ye kadar da, pazartesi 12'ye kadar da oldukça uzun bir süre vaktiniz var. Lütfen herkese açık şekilde sayfalarınızda paylaşın efendim. Ve adınızı, soyadınızı yazmayı da unutmayın. Ben hemen bir şey eklemek istiyorum. Programımız her pazartesi ve her cuma olacak. Evet. Akşam saati 20 ve 22 arası. Peki saatin 22. kaç olduğunu farkına varan var mı? Hayır. 22. Şu an tam 22 oldu mu? Ama bir şey söyleyeceğim. Ben hiç geç başladık. Ben de anlamadım. Bir 5-10 dakika daha burası yabancı bir yer değil kızlar. Biraz daha oturalım. Yatacağız biz. Şimdi bir şey okuyacağım size. Ebru Akyurt Mengen. Biliyorsunuz ki Ebru'cum benim Güç Twitter'in Alsancak'ta bir ofisi var. Evet. Çalışma arkadaşım. Çok teşekkür ederim. Evet çalışma arkadaşım diyor ki süpersiniz canlar diyor. Kaza çok beğenmiş. O kazanın üstüne o broşu ben alsam olmaz. Ay. Ebru'cuğum maalesef ben çok denedim ama torpil yok şekerim. Az önce Nergis'in de söylediği evet, gibi evet. O prosedürleri uygulaman lazım tatlım. Şansı varsa. Alırsın sana çıkar beğenmeyebilirsin ama ben kabul ederim hediyeni. Ama bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Tabii ki bizim çok değerli sponsor firmalarımız hani ilk defa olmuyor. Öncesinde de tabii. Hemen hemen başka her yıl başında zaten oluyor. Başka programlarda da illaki olur değil mi Yasemin? Tabii ki. Şimdi hatırlıyor musun? Çok isteyen bir hediyeyi hatırlamıyorum hediyeyi ama çok isteyen bir dinleyicimiz olmuştu. O kadar çok istedi. Tabii ki bizi de ay keşke bana çıksa falan. O nasıl şans, yürekten istediyse, evet, nasıl yürekten evrene istediyse, evrene artık nasıl yani. Bir şey mi yaptı? Kız dedim ne yaptın? Dua mı ettin bütün gece falan? Hakikaten böyle bir şans olamaz. Ve çıkmıştı da. Hani belki de denk gelir. Şans mı? O kadar evrene gönderiyorum inşallah gelir. Bu arada bunu Volkan Konak'ın Aleni Aleni şarkısıyla özdeşleştirelim. Aleni Aleni. Evet. Çok da güzeldir. Evet. Bir Karadeniz olarak. Volkan Konak nereliydi tam olarak?
Trabzonlu, Maçkalı. Aa, senin hemşehrin. Kesinlikle. Tamam. Kesinlikle. Evet, hemen Karadeniz'in buradan. Has adamlarındandır. Evet, kesinlikle. Çok değerli sanatçılarımızdandır. O zaman bir Volkan Konak dinleyelim. Mikrofonları kapatalım, müziği başlayalım. Ben de çünkü ama bak kapatalım. Ben bile öğrendim artık yani. Dur bakma bana öyle, içime akıyor kara gözlerin. Ne hisset ne de söyle, canımı yakıyor veda sözlerin. Yanarım yanarım aşk ile yanarım, kurbanım yoluna. Alemi kalemi yardırdı kalemi, çıkamam yanıma. Aşk diyecek durum. Ah telefek dinadın, bana nidun. Herkesi atla bize yaramidun. Aşk acıdan sızıdan yanamidun. Allah ne dedun. Söyle, canımı yakıyor veda sözlerin. Yanarım yanarım aşk ile yanarım, kurbanım yoluna. Alemi alemi yardırdı kalemi, çıkamam yanıma.
aşkım zannetme. Aramaya devam et, bekliyordum bir yerde. Vakit geçer olursun pişman deme. Sevgini söyle vaktim var elinde. Sonu geldi. Zannediyorum öncelik oradaki siyah kutu, onu kapatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi biliyorum da kaptım bak.
Şimdi evet. Şöyle bir şey oluyor. Evet. Şimdi burada stüdyonun sesi açık olunca mikrofonla nasıl bir şey yapıyorsa o Mustafa Bey onu biliyordur teknik olarak da adını bilmiyorum onun. Evet. Böyle burası açık olunca bu mikrofon da açık olunca bir cozurdama oluyor. Evet. Şimdi artık yavaş yavaş toparlayalım. Programı çok sevdik ha. Şey başladık, heyecanlı başladık. Şimdi ben hemen çok isimlerine geçirmek istiyorum. Sponsorlarımızın zaten birkaç kere detaylı bilgi verdik. Teşekkür ederim öncelikle. Nasip Pide, Mrs.Lin Aksesuar, Sisi, Butik Bayan, yine doğru okuyorum da herhalde. Evet, evet. Derin Elektronik, Zehra İç Giyim, Edeler Pastanesi, eksiğim var mı? Bogel, evet. Başka var mı? Yok herhalde. Saydık galiba. Evet. Saydık sponsorlarımızın. Sevgili dostlara çok teşekkür ediyoruz. Bize bu gece çok büyük destek oldular. Birlikte eğlendik. İnşallah onlar da seyretmişlerdir. İnşallah diğer dostlarımız da seyretmişlerdir. Evet, ben çok teşekkür ediyorum size. Muazzam bir program oldu. İlk program, ilk heyecan. Evet. Ama sizlerle olmak gerçekten çok güzelmiş. Bitirmek istemiyoruz aslında ama. Kesinlikle. ama saatimiz de geldi. Saatimiz geldi. Ya aslında çok saate de hani tamam bağlı değiliz. Uzatabiliriz hani programı. Ama yarın oldukça yoğun bir gün. Evet. Çünkü yeni yıl geliyor ve kutlamalar, reklamlar, haberler derken sevgili Yasemin'le biz herhalde kaçta başlıyoruz mesai? 6? Gibi. 6. Gibi. 6'da başlarız. Namazdan sonra gelip. Namazdan sonra Allah'ın izniyle tamam. İnşallah. Evet, tamam. O yüzden çok yoğun bir gün. Yine tabii ki senin için de öyle yılbaşı geliyor. Bu arada yeni yıl dileklerimizi söylemeden geçmeyelim. Çünkü pazartesi artık yeni yılın ilk günü olacak. Evet. Evet, o zaman senden başlayalım yeni yıl dileklerimizi. Valla klasik sağlık diliyorum. Yani çünkü sağlık olduğu zaman her şey oluyor. Sağlık diliyorum, para diliyorum. Bir de şu akrep burçları için olan o miras kısmında olursa çok iyi olur. Birazcık bencilce oldu ama. Güzellik diliyorum ya. Güzellik artı savaşların bir an önce sona ermesini diliyorum. Evet, bunu böyle artık nasıl canlı gönülden diliyorum bilmiyorum ama evrene bütün o dileklerimi gönderiyorum güçlü bir şekilde. Artık savaşlar sona ersin. Artık masumlar ölmesin. Artık insanlar yüzü gülsün. Güzel olsun. Herkes için güzel olsun her şey. Yasemin'ciğim. Ben de tabii ki öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum. Sevgili Nergiz'e yürekten katılıyorum. Özellikle çocuklar ölmesin diye sen de durumu pekiştirdin. Ve tabii ki sevgili Rasif Bozuldan almış olduğum bir tüyo var. Çok sevdim. Birkaç yıldır kullanıyor. Ben de şiar edindim kendime onu. Sağlıklı, varlıklı yıllar diliyorum herkese. Evet, bunu da sevgili Rasif Bozuldan öğrendim. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Bir dahaki programda duyuşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet, ben de en son şunu söylemek istiyorum. Konuştuğumuzun anlaşıldığı, hayata birlikte yol alabileceğiniz ve yanınızdaki sevdikleriniz, eşiniz, dostunuz, kim olursa olsun hayatı birlikte paylaşabildiğiniz, sevginizi hak eden, sevildiğinizi hissettiğiniz, aynı zamanda tabii arkadaşların bütün dileklerinin yanı sıra lütfen öncelikle de kendinize değer verin istiyorum. Kesinlikle. Önce kendiniz, önce kendinizi sevin. Bilin ki Tanrı hepimize özene bezene yarattı. Hiç kimse kimseden üstün değil. Sadece özelliklerimizi belki ortaya çıkartamıyoruz ama birbirimizi severek belki bir kısmını da ortaya çıkartma şansımız da olacaktır diye düşünüyorum. Herkesin yeni yılını şimdiden kutluyorum. Güzel bir yıl olsun. Geceyi de çok güzel geçirin inşallah. Seviyorum herkesi. Bazıları hariç. Ay herkesi de sevmem yani. Ya, teşekkür ediyorum tekrar hepinize. Biz teşekkür ediyoruz katkından dolayı. Sevgili Nehir, gerçekten çok güzel bir fikirdi. Böyle bir araya bizi bir nevi toplamış güzel oldu. Harikaydı. Evet, çok güzel. Radyo Remix tabii ki aynı zamanda yine Facebook sayfamızdan da ve tabii ki TV3TV. Ortak yapımı diyeyim. Evet, üç çiçek bir böcek efendim. Bugün programı noktalıyoruz burada. Çok teşekkür ediyoruz. Valla biz kendi adımıza çok eğlendik. Heyecanlıydık, heyecanlı başladık. İnşallah sizler de eğlenmişsinizdir. Genelde böyle olacak. Takılacağız biz kafamıza göre. Sizlerin de çok teşekkür ediyorum.